Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Kalp bozulduğu zaman her ne kadar haberdarsınız, haberlerde görüyorsunuz... ...suni kalp var. Fakat suni kalp bile sonuçta bir insan kalbiyle değiştirilmek zorunda. Yani kalp bozulduğu zaman, artık onu işe yaramaz hale geldiği zaman... ...kalp nakli dışında bir seçenek kalmıyor. Ve temel olarak insandan insana kalp nakli yapılması lazım. Ama başka ne türler var diye soracak olursanız... ...şempanze, babun, domuz ve koyun geliyor. Şempanze daha ön planda çünkü genetik olarak farkımız %1.6 gibi çok düşük düzeyde. Unutmayın meyve sineği bile bizim genetik yapımızla %60 benzerlik gösteriyor. 1933-50 yılları arasında kadavradan böbrek nakli yapılıyor. Fakat ilk defa 1954'te ikizler arasında ilk başarılı insandan insana yani canlı bir insandan diğer insana böbrek nakli ve organ nakliyle çığır açılıyor. Başarısız oluyor bunlar çünkü organlar reddediliyor. Bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar ancak 1970 sonrasında ortaya çıkınca organ nakilleri hızlanıyor. Ve 1950'li dönemlerde hayvan deneyleri çok önemli. Hem cerrahi teknik geliştirmek hem de aynı zamanda organ naklinde belki insanın haricinde başka bir türden de faydalanabiliriz diye bir düşünce var. James Hardy de bir cerrah Mississippi Üniversitesi'nde ve ilk başarılı insandan insana akciğer naklini yapmış bir kişi. Ve daha önce böbrek konusunda çalışan arkadaşlarının laboratuvarlarında şempanzeleri görmüş. Ve dolayısıyla kendi laboratuvarında da 4 tane şempanzesi var. Ve 68 yaşında sağır dilsiz, bacakları kesilmiş komada bir hasta getiriyorlar. Ve aklına laboratuvardaki şempanzeleri geliyor. Ve beş doktor arkadaşı var. Onlar arasında bir oylama yapıyorlar. Biri karşı çıkıyor, dördü kabul ediyor. Ve sonuçta kalbi durmak üzere olan bu kişiyi alıyorlar ve ona bir şempanze kalbi naklediyorlar. Ve bu kalp bir saat kadar çalıştıktan sonra duruyor. Yani reddediliyor. Ve bu büyük bir gürültü kopartıyor. Niye gürültüyü kopartıyor? Yani... Şempanzeden, bundan kalp nakledilince insanın aklına başka sorular geliyor. Bu kadar kötü durumdaki bir hasta. Hasta yakınları bilgilendirildi mi, bilgilendirilmedi mi gibi bir takım soru oluyor. Hatta şöyle bir durum var. Kendisi bunu bir kongrede sunuyor. Sunduğu zaman kendisiyle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki siz zencilerle şempanzeleri ayrı kafeslerde mi saklıyorsunuz? Fakat bu işi durduramıyor çünkü arkasından hemen koyun, domuz kalbi, maymun kalbi ve şempanze kalbi insanlara takılıyor. Bunlardan en ilginci 1984 yılında bir aylık bir bebeğe, yani doğuştan ağır bir kalp hastalığı olan bebeğe ki buna bebek F adı veriliyor. Ona bir maymun kalbi yani babun, Habeş maymunu kalbi takılıyor ve kendisi 21 gün kadar yaşıyor bu bebek fakat ondan sonra hayatını kaybediyor. İşler bununla bitiyor mu? bitmiyor ama araya insandan insana organ naklinde bağışıklığı baskılan ilaçlar ortaya çıkınca işler biraz düzeliyor. Fakat macera bitmiyor. 1997 yılında bakın bu Hintli cerrah kendisi bir domuz kaybı takıyor hastasına ve hapis yatıyor. E bu kadar sıkıntının üzerine Hollywood da tabii işin üzerine doluyor. Bir de klon insanları kullanılmak söz konusu olunca Island Ada diye bir film var. Orada insanlar kendilerine organ yediği olarak kullanmak üzere klonlar yetiştiriyorlar. Tabi böylesine fantezide maymunun tek suçu bize benzemesi ama belki ideal olanı hastalıkların genetik olarak tedavisinde yatıyor. Efendim ilginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.